Pirin dediği gibi bir evet. olalım, iri olalım, diri olalım dediğini bunun için söylemiştir. Evet. İşte bugünler için söylemiştir. Şimdi yaklaşık 3-4 yıl önce buna benzer bir uygulama pilot bölge Mersin'de başka bir il seçilmişti. 4 gün okul, 1 gün cami projesi vardı o zaman. Mersin'deki kamuoyu, baro, milletvekillerinin girişimiyle ciddi bir kamuoyu oluşturuldu ve bu proje geri çekildi. Şimdi burada da eğer gerçekten sadece Aleviler değil, yani bilime, ilime, inanan, gerçekten doğaya saygılı olan, yani sizin de bahsettiğiniz gibi her gün bir yerlerde işte madenler için bir sürü ağaç kesiliyor, işte insanlar toprak altında kalıyor. Bunlara bakmayan insanlar bizim 5 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuklarımıza çevreye duyarlılığı öğretmeye çalışıyorlar bu şekilde. Aslında burada ciddi bir asimilasyon yapıyor. Şimdi hatta o Mersin'deki olayda çocuğa bir gün cennet cehennem anlatılıyor. İşte biliyorsunuz cennette işte ırmaklar akıyor, şaraplar bol, kadınlar işte hizmet ediyor erkeklere vesaire. Eve geliyor, diyor ki anne, diyor ben ölmek istiyorum, diyor. Niye, diyor, bu basına da yansıdı. Diyor ki burada niye yaşayacağım ki, diyor, yani cennete gideceğim, orada hepiniz gelecek misiniz, sizi orada bekleyeceğim, diyor. Şimdi yani böyle bir zulmü insan insana uygulayamaz. Yılda 21. yüzyılda yani bir çocuğa bu eziyeti çektirmek, yaptırmak gerçekten hem vicdani olarak suçtur, hem insanlık olarak suçtur. Çünkü bu insanların hepsi aynı inançta değil. Yani bizim çocuklarımız da var o toplumun içerisinde. Şimdi gitmese dışlanacak, işte horlanacak, çocuğun psikolojisi bozulacak. Gitse öbür tür farklı bir şey olacak. Yarın öbür gün bizi eleştirecek. Biz karşı karşıya geleceğiz gene. Niye namaz kılmıyorsun? Niye oruç tutmuyorsun? Niye şunu yapmıyorsun? Camiye gitmiyorsun diye. Bu sefer de biz çocuğumuzla gene tekrar karşı karşıya geleceğiz. O yüzden Alevi çocuklarının burada işi çok zor. Ama bu konuda sadece bir basın açıklamasıyla, protestoyla, mitingle bu iş olmaz. Bunu hem hukuki olarak hem işte daha sivil toplum örgütlerini de bunun içerisine katarak bunun peşini bırakmamak lazım. Her gün mutlaka bunun dinlenmesi gerekiyor ki bu konuda geri adım atılsın. Yani yoksa sadece bireysel olarak benim burada bir şey söylemem, sizin bir şey söylemeniz veya işte bir tek kurumun bir basın açıklaması yapması bunu geri çektiremez. Yani Pir'in dediği gibi bir olup, iri olup, diri olursak, birlikte gerçekten güç olup buna karşı mücadele edersek bunun geri çekileceğini düşünüyorum. Çünkü Mersin'de de aynı şey dediğim gibi yaşandı ama ciddi bir kamuoyu oluştuktan sonra geri çekmek zorunda kaldılar. Yani düşünebiliyor musunuz? O çocukları götürüp camiyi temizlettiriyorlar. O çocukları götürüp mezarlık temizlettirdiler. Yani hatta mezarı şeye getirip çocuğa cenaze namazının nasıl kılınacağını öğretmeye çalışıyorlar. Yani bu zulümdür. Bu gerçekten psikolojik olarak başka bir şey. Onlar gitsinler şeytanını taşlasınlar. Bizim onları şeytan taşlamasına diyeceğimiz bir şey yok. Ama Dersim'in ulu Piri Başköylü Hasan Efendi belki de bu rivayettir veya bir söylem olarak söylenmiş ama ciddi bir şeydir yani. Haca gittiği söylenir, herkes şeytanı taşlarken o elindeki taşları alıp kendi göğsüne vuruyormuş. Yanındaki soruyor, niye kendi göğsüne vuruyorsun? Ben ona değil, içimdeki şeytanı çıkarmaya çalışıyorum, şeytanı taşlamaya çalışıyorum. Bizim eğer vicdanımız temizse, biz eğer yani doğadaki cümle varlığın hakkına saygı göstermişsek, o şekilde yaşıyorsak, o elimize, belimize, dilimize hakim isek, paylaşımı, sevgiyi eğer gönlümüzde yaşatabiliyorsak, bizim şeytanı taşlamaya hiç ihtiyacımız yok. Önemli olan içimizdeki kini, kibiri taşlayabilmektir.